Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ve bu akşamki konuğumuz ülkemiz için gerçekten çok değerli bir kurumun temsilcisini, başkanını konuk alıyoruz. Selde, depremde, tüm afetlerde aklımıza gelebilecek ilk yardım için ulaştığımız, koştuğumuz Kızılay'ımız. Ve Kocaeli Kızılay Başkanı Sayın İbrahim Pay konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar Kızılay Hanım. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Başkanım, dilerseniz Kocaeli Kızılay Başkanı olarak önce sizi bir tanıyalım. Kaç yıldır Kızılay'dasınız, göreviniz, neden Kızılay Başkanlığını seçtiniz? Çünkü gerçekten çok zor bir görev. Hem maddi olarak hem manevi olarak insanların hem gönlüne hitap ettiğiniz hem de ekonomik olarak da destek olmaya çalıştığınız bir kurumun başındasınız. Buyurunuz efendim. Evet. İbrahim Pay, 1981 İzmit doğumluyum. İlkokulu Ulugazi İlkokulu'na bitirdim. Tabii bizim asıl menşeimiz diyelim Trabzonlu, işte 93 Harbi'nde İzmit'e göç eden Trabzon ahalisinden kullara yerleşiyiz. Tabii 99 depremini geçirdik. Ben de orada bir afet zede olarak herhalde kader bizi bu afet kurumunda çalışmaya sevk etti. Öyle düşünüyorum. Evet. 8 yıldır 2016'nın Aralık ayından beri Kızılay'ın çeşitli kademelerinde görev yaptık. Bilfiil koşturduk. En son 2 sene, 2,5 sene önce kadar bu yükü omuzlanmak bize nasip oldu. İnşallah bu iyilik yarışını, iyilik bayrak yarışını sonraki yüklenecek iyilik neferlerine teslim edeceğiz. İnşallah. Hayırlısı olsun. Sayın Pay, o zaman sizi tanıdık. Şimdi Kızılay'la ilgili Kızılay'ı izleyicilerimize bir tanıtalım. Bir de 3 sene önce, 8 yıldan beri zaten bu camianın içindeyim, evet, dediniz. 3 yıl önce başkanlığa geldiniz. Neleri değiştirdiniz? Nelere dokundunuz? İnsanların yüreklerine ve bir de karınlarının doymasına dokunulan bir ve bir de kanımız var. Evet. Bizim Kızılay'la ilgili güzel klişe leşmiş sözlerimiz var. Sözlerimiz var. İyilik ile alan el ile veren el arasında bir iyilik köprüsüyüz diyoruz. İşte iyilik gemisi, ihtiyaca olan limanlara uğrayan iyilik gemisi gibi böyle klişelerimiz var. Aslında bunlar Kızılay'ın misyonunu, vizyonunu tam anlamıyla ifade ediyor. O açıdan çok yerinde tabirler. Bizim Kızılay'daki amacımız iyiliğin yayılması. Yani iyiliği ne kadar yayarsak kötü hal, kötü durumlar, kötülük o nebze o derece uzaklaşıyor. Kendine yer bulamıyor. Kocaeli özelinde benim kendi düşüncem, kendi tavrım, kendi vizyonum, halka, vatandaşımıza ne kadar çok inersek, özellikle küçük yaş grubundakilere, o kadar çok Kızılay'a geleceğine bir yatırım olarak, bir fayda olarak sağlayacağını düşündüm. Çocuklar deyince o zaman okullarda eğitim veriyorsunuz. Evet. Kaç yaş grubuna veriyorsunuz Sayın Pay? Yani ana okul öncesinden lise ve üniversiteye kadar çeşitli eğitimlerimiz, faaliyetlerimiz var. Hı hı. İşte. Peki nasıl bir ilgi gösteriyor mu çocuklar? Nasıl bakıyorlar sizin bu anlatımlarınıza? Daha sonra okuldan aldığı bilgileri ailesine taşıyorlar. En büyük motivasyon kaynağımız bir balon şişirip hediye ettiğimizde ya da bir yüz boyaması yaptığımızda onların o gözlerindeki ışıltı. Bunun yanında üniversitede butiğimiz var. Her öğrenci belirli dönemlerde 3 parça kıyafeti ücretsiz olarak alabiliyor. Yani gençlerimize ne kadar yatırım yaparsak bu ülkenin geleceği o kadar
parlak olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu yatırım Kızılay'a dönüşü olacak. Güçlü bir Kızılay da güçlü bir Türkiye'nin bir unsuru olarak düşünüyorum. Onun yanında bizim ilk yardım eğitim kurumumuz var. Halkımızı ve gene bahsettiğimiz yaş grubundaki çocukları bilinçlendirmek adına ilk yardım eğitim seminerleri veriyoruz. Bununla beraber bu hafta, geçen hafta başladık. Türkiye'de pilot il olarak Kocaeli Kızılay'ımız seçti, tayin etti. Psikososyal yardım, ilk yardım mı da, yani normal temel ilk yardımın yanında psikososyal ilk yardımı da kentimizde yaygınlaştıracağız. İnanın Sayın Başkanım, insanların en çok ihtiyacının olduğu konulardan bir tanesi galiba psikolojik olarak destek alması. Evet. Çünkü herkeste bir travma, işte hele depremler söz konusu olduğunda, işte afetler söz konusu olduğunda galiba hepimizin az da olsa bir desteğe ihtiyacı var. Evet, gerek ilk yardım olsun, gerek psikososyal ilk yardım olsun. Burada vatandaşımızı, hemşirelerimizi bilinçlendirmek çok önemli. Yani nasıl davranmaması gerektiğini bile öğrensek, yani ilk yardımda görüyoruz işte trafik hiç kazalarında. Hiç dokunmasa bile diyorsunuz. Karga tulumda alıp oturduğu yerden alıyorlar. Bunu bile yapılmamasını öğretsek, bu bilinci bile aşılasak en azından zararı ortadan kaldırmış oluyoruz ki bu da önemli diye düşünüyorum yani. Yani insanın canına mal olabilecek hareketlerde bulunmasın, evet. Yardımdan vazgeçtik diyorsunuz. Yani o bilinci oturtmamız lazım. Evet. Gerekiyor. Evet. Peki efendim, şimdi Sayın Pay, Kızılay denilince de aklımıza hemen kan almayla ilgili, işte kana ihtiyacımız varsa Kızılay'dan alırız veya kan vermemiz gerekiyorsa Kızılay'a kanımızı veririz gibi çocukluktan itibaren hepimiz için geçerli. İşte 1900'lü yıllardan itibaren Kızılay'a kan vermeye ve kan almaya başladık. Bunda ne değişiklikler olabilir efendim? Ya da memnun musunuz şu an, merkezleriniz ne durumda? Şu anda nasıl bir hizmet veriyorsunuz isterseniz ondan başlayalım. Tabii ki. Türkiye'de kan alıp dağıtımı, sevkiyatı, tek yetkisini Sağlık Bakanlığı Türk Kızılay'a vermiş durumda. Bu bir, biz bunu bir insani bir görev, bir ödev olarak görüyoruz. Yani bu kan operasyonunu en iyi şekilde yürütmeye, aksamadan devam etmeye, ettirmeye çalışıyoruz. Tabii kan aslında literatürde bir organ olarak geçiyor. Ve malumunuz şu andaki teknikle üzerinde çalışmalar var ama yerine yapılamayan, sentetik olarak yapılamayan bir ürün. Kanın önemi tabii burada, bu noktada açığa çıkıyor. Yerine koyamıyoruz. Tek bunu alabildiğimiz kişi canlı insan. Kocaeli'de malumuz bir sağlık turizmi, çevre illerden olsun, dış ülkelerden olsun gelişmiş bir durumda. Şehir hastanemiz var, Umuttepe Tıp Fakültemiz var ve diğer özel sağlık kuruluşlarımız var. Burada tabii kanı daha ihtiyaç, daha çok nasıl diyeyim, işte operasyonel dar dolayı, ameliyatlardan dolayı daha çok kullanma durumu oluyor. Kentimizde biz tabii gönül istiyoruz ki bu oranı kentimizdeki bağışçılarımızla karşılayalım. Maalesef işte kışın soğukların etkisi, yazın çok aşırı sıcaklar, daha bu oranı karşılayamıyoruz. Bu noktada halkımızı kan vermeye bilinçlendirme, o bilinci dedik ya, işte bu üretilemiyor. Bağışla insandan insana
ancak kullanabiliyor. Bu noktada bunun üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Kentimizin STK başkanlarından, siyasi partilerimizin başkanlarından sağ olsunlar. Destekleri çok, özellikle kan olsun ama biraz daha yeterli insanımızı yeterli olmuyor maalesef. Biraz daha insanımızı kan vermeye teşvik etmeleri. Peki efendim, kan gerekiyor. Satılıyor mu? Kan satılmıyor yani, kesinlikle. Zaten organ diye tabirini organ olarak kullandık. Yani vücudun herhangi bir parçası ahlaki, etik ve yasalarca satılması yasaklanmış bir durumda. Şimdi evet, yasalarca satılması yasaklanmış ama hani satanlar oluyor mu zaman zaman, duyduklarımız oluyor. Doğrudur, yanlıştır kısmını bilemiyorum ama şimdi kan bu kadar elzem ve hayat kaynağı aslında, evet. Ve insanlar kan verirken de bir şeylere dikkat etmesi gerekiyor mu? Yani kimler kan vermeyebilir? Yaş sınırı var mı? Hasta insanlar için vesaire. Yani kimler kan verebilir, kimler kan veremez? Yani 18-60 yaş arasındaki her sağlıklı bireyden biz kan alıyoruz. Tabii kanı alıyoruz. Bunun bir takım Sağlık Bakanlığı'nın gene belirlediği kriterler var. Vatandaşımız, kan donörümüz kanı bağışlamaya geldiğinde Kızılay noktasına, işte 2-3 sayfalık, herkesin çok da hoşnut olmadığı bir checklistimiz var. İşte tek tek 30-50 maddeye yakın bir onu doldurması gerekiyor. Bizzat kendi eliyle doldurması gerekiyor. Bu bir eleme. İkincisi, doktorumuz var, ekipte görevli. O kan sayımını yapıyor, çeşitli değerlere bakıyor. Bir eleme bundan sonra gerçekleşiyor. Yani kan aldıktan sonra mı, kan almadan kan önce mi? Almadan önce tahlil. Kan aldıktan sonra tabii kan merkezimize gidiyor. Orada da tahliller yapılıyor. Yani hani buradan kanı aldık, hemen ihtiyacı olana gönderme diye bir şey söz konusu değil. Tahliller yapılıyor. Kanın ürünleri var kendi alt kümesinde. Hı-hı. Onların işlemleri oluyor. Yani uygun bulunmadığında da tahliller neticesinde o kan herhangi bir kimseye verilmiyor. Peki efendim, şimdi benim B pozitif kan grubum ama bir tanıdığımın işte sıfır RH pozitif veya negatif kan ihtiyacı var. Becaiş, yani değişim olabiliyor mu? Yoksa işte hangi kan grubuysa ben o grupsam eğer verebiliyorum. Yoksa farklı bir grup verip de oradan sıfır alabiliyor mu? Onu şöyle ifade edeyim. Buyurun. Yani onu replasman deniyor tıp literatüründe. Hı hı. O çok istemediğimiz bir durum. Yani B pozitif ihtiyaç varsa biz stoklarımızda B pozitifi gönderiyoruz. Yani eğer stoklarda yoksa sizin sıfır negatif vermeniz de o B pozitif ihtiyacı olan hasta için pek bir şeyi ifade etmiyor. Çünkü zaman zaman o tür şeylerle de karşılaşılıyor da hani hangi kan grubuysa siz verin. Sağlık kuruluşlarımız o kan stoklarını bir seviyede tutmak için öyle bir replasman durumuna girebiliyor. Tabii ideali bizim o tür bir operasyona girmememiz. Peki efendim, siz hangi durumda kan veriyorsunuz? Yani ne olması gerekiyor? Kurumdan mı gelmesi gerekiyor? Tabii işte, hastayla herhangi bir şeyimiz yok. Bizim o kurumun talep açması halinde bizim kandaki bölge merkezimize. Oradan sevkiyat yapılıyor. Yani kişilerle herhangi bir bağlantımız tamamen yok. Kurumlar arası. Evet. Peki, yani kimsenin eline al bu kanı götür, doktora ver ya da hastana ver diye bir teslimat yapmıyoruz, yapamayız. Peki yani. Kocaeli Kızılay'ı olarak tüm Kocaeli'nde mi yoksa farklı ilçelerde bir paylaşımınız var mı? Kanla ilgili, kan teminiyle ilgili. Tabii her ilçemizde bazı noktalarımızda
haftanın her günü bazı ilçelerimizde, bazı noktalarda haftanın belli günü periyodik olarak kan bağış noktaları bulunduruyoruz. Hı hı. İzmit Anıt Park, Gebze Meydanı, hı hı, ve Yahya Kaptan'da her gün sabit noktamız var. Onun dışında fabrikalara gidiyoruz. Organize sanayi bölgelerinde ekipler kuruyoruz. Ve ilçelerimizde de periyodik olarak haftanın belli günleri bulunuyoruz. Yani şu an pazartesi, ama yeterli salı değil galiba, değil mi Sayın Başkanım? Ya keşke şey olsa, bağışçımız artsa, evet, biz her türlü o kanı şey yaparız, alırız yani. İşte dediğim gibi gene vatandaşımızı o kan verme bilincini arttırmamız gerekiyor. Neden bu bilinç oluşmuyor Sayın Başkanım, ne dersiniz? Yani Nasrettin Hoca'nın... Korkuyor mu insanlar? Yoksa korktuğunu düşünmüyorum. Yani normal bir iğne. Hmm. Acısı yok. 15 dakikasını ayırdı mı biz işlemi aşağı yukarı 15 dakikada tamamlıyoruz, kananma işlemini. İşte bilinci oluşturmamız, o yöne ağırlaşmamız gerekiyor. Daha çok verenler kimler? Tabii en çok veren başına... İşte Nasrettin Hoca'nın damdan düşmüş fıkrası var ya, başına işte hastasına kan ihtiyacı olmuş, kan vermiş vatandaşlar daha çok hassas oluyor bu konuda. O bilinç o noktada daha çok onlarda gelişmiş oluyor. Bizim tabii maddi olmasa da bir manevi ağırlığı olsun diye bir teşviklerimiz var. 10 kan bağışçısına, bir kan bağışçısı 10 kere bağış yaptı mı ona bronz madalya. 25'e gümüş, 35'e altın, 45'e platin plaket veriyoruz. Bunun tabii maddi değerinden çok önemli olan manevi değeri. Çocuklarına hatıra olsun, torunlarına hatıra olur. Yani bugün 45 sayısına ulaşmak bir ömür demek neredeyse. Evet, o noktada bir önemli bir manevi değeri olan bir katkı olarak düşünüyorum. Peki efendim, kanın dışında diğer hizmetlerinizden biraz bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? İşte sosyal alanda vatandaşımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Kızılay bugün devletten herhangi bir bütçesi olmayan bir kurum. Yani bir ödeneğimiz yok. Tamamen, hiçbir şekilde almıyor musunuz? Hiçbir şekilde almıyoruz. Tamamen hayır sahiplerinin, iyilik sahiplerinin bize bağışladığı hayırları, iyilikleri, nakdiye olsun, aynı olsun, ihtiyaç sahiplerine vermekte. Hani köprü dedik ya, tam tabir burada oturuyor. Hı hı. Köprüyüz yani, emaneti ihtiyaç sahibine. Peki Sayın Başkanım, hangi şartlarda ediyoruz, alıyorsunuz? Yani hangi şartlarda size bağış olursa kabul ediyorsunuz? Öyle bir şartınız var mı? Biz bu şartta hayır sizden bağış alamayız ya da hani sizinle bağlantı kuramayız diyeceğiniz zamanlarda oluyor mu? Genelde nakdi bağışları her türlü alıyoruz. Yani bununla birlikte aynı bağışlar geliyor. İşte çok makbuz karşılığı, makbuz karşılığı muhakkak. Alımı ve dağıtımı makbuz karşılığı yapıyoruz. Sistemimiz var, SAP. Kimden ne alınmış, kime ne gitmiş, hepsi kayıt altında bulunuyor. Yani çok almak, çok şeyi karşılamıyorsa, nasıl ifade edeyim, almanın maliyeti, bağışın kıymetini üstüne geçmediği takdirde her türlü aynı bağışları kabul ediyoruz. Yani bazen vatandaş işte bir arsam var diyor, bunu bu arada arsa gayrimenkul bağışları da alıyoruz. Çok. Onu hangi şartlarda alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz mesela? Onu satıyor musunuz? Değerlendiriyor musunuz? Değerlendiriyoruz yani. Oradan bir pasif gelir elde ediyoruz. Kiraya veriyoruz. Bugün yani Kızılay olmasında en büyük katkı o bağışlanan, önceki yıllarda bağışlanan gayrimenkuller. Nasıl gayrimenkulleriniz var mı peki Sayın Başkanım? Var tabii, evet. Yani o gayrimenkuller
Kocaeli olarak iyi durumda mıyız? Daha iyi durumda olmak gerekiyor. Onun için çabalıyoruz. Peki mesela diğer illere baktığımızda, evet şu ilde gerçekten bağışlar da çok iyi, hizmetler de çok iyi dediğiniz var mı Sayın Başkanım? Tabii muhakkak var. Yani o biraz ildeki, oradaki kültür, örf, anane bunlar etkiliyor. Yani bazı illerimiz var, çok yüksek gayrimenkul bağışları alıyor. Bazı illerimiz çok büyük nakdi bağışlar alıyor. Biz de işte kan bilincinin yanında Kocaeli'mizde gene nakdi ve ayni bağışları, gayrimenkul bağışları faaliyetlerimizi anlatarak arttırma yoluna giriyoruz. Yani ne yaptığımızı ne kadar çok anlatırsak, evet, bağışçılarımız yani güven uyanması gerekiyor, evet, aslında en önemlisi. Biz 2023 yılında yaklaşık Kocaeli'de 150 bin kişiye temas ettik. Yani bu ihtiyaç sahibi de var, işte balondan bahsettik, bunlar da var. Tabii bu sayıyı 2024 yılında daha yukarılara çekmek istiyoruz. Yani önemli bir rakam, ne kadar çok arttırırsak o kadar iyi. Geleceğe artık bir bugün o küçük çocuğun zihninde yer ettiği Kızılay imajı büyüyünce, iş sahibi olduğunda Kızılay'a bir geri dönüşü olacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu bir zincir. Zincirin halkalarını birbirine ne kadar sıkı bağlarsanız, evet, o kadar ileriki zamanlarda demişsin, ifade ettiğiniz gibi, hani burs alan bir çocuk kendisinden sonra da başkalarına burs vermesi, evet, gibi değerlendirilmesi gerekiyor aslında, ama inşallah insanlar bunu, ama en önemlisi vatandaşın bu zor zamanlarda aslında birbirine destek olmak için bir yol arıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi herhalde sizin anlatımınızla insanlar hani o doğru yolu, evet ben buraya şu bağışı yaparsam şu kişilere gidecek, yerine gidecek diye düşünmesi gerekir herhalde. Bu noktada bizim projelerimiz var tabii. Yani bağışını alıyoruz. Gelin beraber bunu nereye dağıtıyoruz, ne yapıyoruz, güzel, bu faaliyetle, kime dağıtıyoruz? Güven çok gelin, önemli çünkü. Beraber dağıtalım, beraber verelim. Yani bağış gönüllerimiz var bizim. Bir iyilik ordusu. Sağ olsunlar. Gene dağıtımda bu gönüllerimizle beraber dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardımlardan bahsediyorum. Hı hı. Ve birçok her faaliyetimizi gönüllerimizle yapıyoruz. Merak eden, ne yapıyor bunlar diyen gelsin, gönüllümüz olsun. Beraber faaliyet. Onu öğreneceğiz. Evet. Şimdi sizden alacağım. Nasıl gönüllü olur, gönüllü sayılarınızı, ama kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz Sayın Başkanım. Evet değerli izleyiciler, Kocaeli Kızılay Başkanımız Sayın İbrahim Pay'la sohbetimize devam edeceğiz, ama kısacık bir ara, lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Kocaeli Kızılay Başkanımız Sayın İbrahim Pay'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkanım, şimdi dediniz ki bir gönüllü ordumuz var, bir köprüyüz dediniz. Evet. Şimdi bu gönüllü ordunuzdan biraz bahsedelim dilerseniz. Nasıl gönüllü ordusu olunabiliyor? Hangi şartlarda olunabiliyor? Eğitim için belli bir süre var mı? Aşamaları var mı? Yani ilk başladığında İşte A'dan başlayıp hangi noktaya kadar gelmesi gerekiyor? İşte yani kademelerinden biraz bahsedelim. Ondan sonra da diğer yaptığınız işler. Buyurunuz efendim. Evet. Bu arada ben de başkan olarak gönüllüyüm aslında. Herhangi bir bir huzur hakkı, bir nasıl diyeyim, bir maddi oradan herhangi kazanç bir şey yok. Almıyoruz. Yani en baş gönüllü benim, öyle tabir edebiliriz yani. Gönüllü olması için niyet etmesi yeterli yani. İyi niyetiyle gelsinler vatandaş Kızılay'a. Ama ya, işte hani bir şartları var mı onun zaten? Yani 18 yaşı üstü herkesi, kadın erkek
gönüllü olarak kabul ediyoruz. Gönüllüol.org sitemiz var. Oradan kayıt yapıyor, gerekli bilgileri paylaşıyor bizimle. Biz de bir faaliyet olduğu zaman, olacağı zaman oraya sisteme girip gönüllülerimize SMS olarak şurada bu faaliyet olacaktır, bu saatte buyurun gelin bekliyoruz tarzı bir haber gidiyor. Herhangi bir eğitimi yok yani, bu gönlünü açması bizim için yeterli. Peki, formu doldurdu, gönüllü oldu ama hangi şartlarda hayır siz artık bizim gönüllümüz olamazsınız dedikleriniz oluyor mu efendim? Genelde olmuyor. Tabii uyum burada, insicam önemli bir konu. Uyumu bozmadıktan sonra herhangi bir kısıtlayıcı şartımız olmuyor. Bizim engelsiz gönüllülerimiz var, kadın gönüllülerimiz var, gençlerimiz var. Yani her alanda toplumda bu iyiliği yaymak için hedefimiz, misyonumuz var. Yani mesela engelsiz teşkilatımız var. Burada maksadımız oradaki Kızılay'da yapılan faaliyetleri daha çok işte engelsiz bireylerimiz de yapsın düşüncesiyle oluşturduğumuz bir birim. Gene kadın gönüllerimiz var. Sağ olsunlar. Yani onlar bizim sahadaki operasyondaki elimiz ayağımız, öyle diyeyim yani. Peki bağlantıyı nasıl sağlıyorsunuz efendim? Birbirinizle bağlantıyı nasıl sağlıyorsunuz? İnternet üzerinden, telefon üzerinden, telsiz üzerinden? Nasıl şu anda bağlantı? İnternet, telefon ve işte yazışma gruplarımız var. Onlar üzerinden haberleşiyoruz. Peki hepsi ayrı ayrı mı yoksa bir bütün halinde mi gönüllüleriniz? Yani bölümlere ayrı mı? Tabii gençlere yönelik şimdi faaliyetlerimiz oluyor. Kadınlarımıza yönelik faaliyetler oluyor. Bunun yanında genel faaliyetler de oluyor. Yani her konusuna göre değişiyor. Üniversitemizde mesela butiğimiz var dedik. Burada butikte duran kardeşlerimiz de Kızılay gönüllerimiz, gençlerimiz. Yani gerçi yeri konusu gelmedi ama bizim hedefimiz Kocaeli'de açıkta olan, aç olan kimse gece yatmasın. Buna hamdolsun gücümüz de yeter. İşte bu bunu gerçekleştirmek için gönüllülerimize burada rol düşüyor. Sayın Başkanım, aslında hani aşevleri denilince hemen kanın yanında Kızılay akla geliyordu. İşte hani Hilal-i Ahmer derneklerinden bahsedersek vesaireden böyle daha geçmişe gittiğimizde işte o Kızılay Hilal'i gördüğümüzde tamam bu bize de yardımcı olacak, destek olacak mesajını alıyoruz zaten. Tabii bir bizim vizyon belgemizde herkes için esenlik ve güvenlik diye bir mottomuz var. O afet anında veya zor anında Kızılay'ın hilalini görmesi bizim insanlar bir güven hissi duyuyor. Tabii bu bizim için çok değerli bir şey. Efendim kısa süre önce artık zaman da geçiyor ama Hatay Maraş depreminde orada neler yaptınız? Kızılay çadırları kuruldu. Bazen olumsuz bir şeyler de söylendi. Onlar bir kenarda kalsın ama orada yaptıklarınızdan biraz bahseder misiniz? Nasıl karşılandınız? Oradaki insanlara nasıl destek oldunuz ki biz 99 depremini burada ciddi anlamda yaşadık çünkü. Evet. Onları en iyi anlayanlardan bir tanesi biziz. Allah hani bir daha göstermesin diyoruz ama işte İstanbul depremi de kapıda. Evet. Buyurun. Biz tabii Hatay'a Kocaeli olarak ilk saat 5.30 itibariyle bizim iki tane ikram aracımız var. Mobil, gezici, mobil aşevi diyebiliriz. Bir tanesi küçük çaplı bir aşevi. Bunu Maraş bölgesine
iki üç gönüllümüzle beraber sevk ettik. Tabii tarifi imkansız bir sahne gidiyorsunuz. Yani hiçbir yapının, hiçbir organizasyonun, büyük bir alan, hiçbir organizasyonun başa çıkamayacağı bir bölge. Organize olmak tabii biraz zaman alıyor. Bizim Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Kızılay'ın burada rolü tamamen beslenme üzerine, beslenme ihtiyacını organize etmek üzerine görevlendirilmiştir Kızılay. Tabii büyük alan, birçok nokta var. Her noktaya bu beslenme organizasyonunu yapmak zorundayız. Bu noktada hamdolsun Kızılay deprem bölgesinde verilere baktığımızda ve oradaki yaşayanlardan geri dönüş aldığımızda alnına kıyla bu operasyondan çıkmıştır. Bizim meşhur Mehmet Şefimiz var. Geçen Ramazan'da bir iftar programında orada deprem bölgesinde şu tabiri kullandı. Yani çok manidar ve doğru bir tabir. Herkes gitti, Kızılay kaldı. Yani şunu... Çünkü insanın karnını doyması gerekiyor. Şunu net ifade edebilirim. İlk Kızılay giriyor bir afet bölgesine. En son Kızılay çıkıyor. En son Kızılay çıkar. Şu an hala ana odak noktamız deprem bölgesi. Orada kütüphaneler yapmaya devam ediyoruz. Psikososyal desteklerimiz devam ediyor. İnşallah kısa zamanda da Kızılay oradan ihtiyacı gidermiş şekilde sulhen evine dönecek diye düşünüyorum. İnşallah. Peki efendim, biraz yardım kartlarınızdan bahsedelim. Kimlere veriyorsunuz? Limitleri nedir? Hangi durumlarda geri alıyor musunuz? Nasıl denetliyorsunuz? Bunlardan bahsedelim efendim. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bize başvuruyor. Şubemize geliyorlar. Biz gerekli formları kendilerinden imza karşılığı alıyoruz. Daha sonra sosyal incelemelerini yapıyoruz. İhtiyaç sahibi mi değil mi, diğer ihtiyaç sahiplerine göre bir sıralama, öncelik sırası yapıyoruz. Ondan sonra bize bağışlar geldikçe o bağışları, emanetleri ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Şu anda kart uygulaması olarak sadece deprem bölgesinde bir uygulamamız var ama bu yakında tüm Türkiye'de yayılacak. Nakdi yardımlarımız oluyor. Onları da banka, TC kimliklerine banka üzerinden yatırıp telefonlarına SMS geliyor. Oradan gidip çekiyorlar. Peki efendim, hani bu sürekli mi? Belli bir süresi var mı? Yani o insanların hangi şeye gelmesi gerekir ki siz tamam artık biz size yardım yapamıyoruz dediklerinizde oluyor mu efendim? Yoksa bir başlayıp hani ölene kadar devam ediyor gibi. Bizim her sene o ihtiyaç sahiplerimi veri bankamızdaki kişileri incelemelerini yapıyoruz. Evet. Tabii durumu iyileşen oluyor. Yeni ihtiyaç sahipleri geliyor. O noktada her sene değerlendirmelerimiz oluyor. Yani. Peki diğer kurumlarla da birlikte çalışıyor musunuz? Sosyal yardımlaşma vakıflarıyla beraber çalışıyoruz. Diğer yardım kuruluşlarıyla dirsek temas halindeyiz. O noktada koordinasyonumuz var. İyi durumdayız Kocaeli olarak. İletişimimiz güzel. Peki bir de kurban bağışları. Kurban bağışlarımız var. Ondan da biraz bahsedelim. Kızılay modeli dediğimiz bir model var. Yurt içinde kesilen kurban bağışları işleyip kavurma ve kıyma olarak konserve ediyoruz. Ve yıl boyu onları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yani işte, yurt içinde. Yurt içinde. Yurt dışındaki
İşte o aynı anda dağıtımı gerçekleşiyor. Yurt dışında da iş, biraz ondan da bahsedelim o zaman. Yurt dışında da çalışmalarınız var. Yurt dışında da çalışıyoruz. Şu an 19 ülkede delegasyonumuz var. Yani Kızılay'ın görevlendirdiği kişiler var. Hı hı. 60 ülkede de sahadayız. Yani bilfiil koşturuyoruz. Güçlü Kızılay dedik. Güçlü Kızılay, güçlü Türkiye demek dedik. Şimdi 60 nokta da diyoruz Türkiye, dünya çapında. Hı hı. Yani bu çok muazzam bir şey. Neredeyse. Hangi şartlarda gidiyorsunuz oralara efendim? Tabii. Yurt dışına özellikle, hani ülkemiz sınırları içerisinde tamam da yurt dışında hangi şartlarda gidiyorsunuz Kızılay olarak? Yani yurt dışında kıtlık durumları oluyor. Bir savaştan doğan bir insan sirkülasyonu olduğu durumlarda o noktalara gidip insan ızdırabını dindirme yolunda çalışıyoruz. Mesela Filistin'e... Şu an Filistin operasyonumuz devam ediyor. Tabii çok zor şartlar altında çalışıyoruz. İşte Haziran ayına kadar Refah sınır kapısından operasyonumuzu yürütürken şimdi Lübnan kapısının tarafından çalışmalarımız devam etmekte. Engelleniyor musunuz? Engel oluyor muhakkak ama işte Kızılay uluslararası dokunulmazlığa sahip bağımsız bir kuruluş. Uluslararası Kızılay Kızılayçı Federasyonu'na bağlıyız. O bağımsızlık, dokunulmazlıktan kaynaklı biraz tabii daha rahat diyeyim yani görece nispeten. Hı hı. Bazı ayrıcalıklarımız oluyor. O noktada şu anda Filistin Gazze'ye yeterli mi, yeterli diyemeyiz muhakkak. Daha çok yardımı sevk etmemiz gerekir ancak şu an devam etmekte. Yani şu an tabii Kızılay olunca Türkiye'de 40'a yakın dernek ve kuruluşun da emanetlerini bölgeye ulaştırıyoruz. O noktada o Hilal'in dokunulmazlığı insan ızdırava bunu yenmek konusunda bize yardımcı oluyor. Tabii o bölgede bugün bir soykırım var. Yani muazzam kelimelerin kifayetsiz kaldığı. Koşturuyoruz inşallah. Bu insanlık dramı yaşanıyor. Yani dünya tarihinde belki ileriki yıllarda dönüp bakıldığında bir kara leke olarak geçecek. Hitler'in Yahudileri yaptığının çok daha fazlası orada. Bizde bir nebze oradaki mazlumlara bir ümit ışığı olabiliyorsak ne mutlu bize. Efendim bir de toplum merkezleriniz var sizin. Kızılay'ın toplum merkezleri. Bu toplum merkezlerinde neler yapıyorsunuz? Neler oluyor? Toplum merkezlerinin hedefi nedir? Amacı nedir? Şu anda toplum merkezlerimiz tabii onların kaynakları, finansları yurt dışındaki çeşitli bağışlardan geliyor. Yani Dünya Bankası gibi kuruluşlardan finansmanı sağlanıyor. Onlar daha çok işte Suriyeli geçici koruma kapsamındaki insanlar için onları Türkiye'deki yaşama, hayata entegre etmek amacıyla kurulmuş bir kuruluşlarımız. İşte Türkçe öğretiyoruz. Çeşitli dikiş, nakış gibi böyle hayata dair, hayata yönelik kurslarımız oluyor. İş bulma konusunda aracı oluyoruz. O konuda çeşitli yurt dışından gene finansman projeler oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Tabii bunun yanında yani eşit sayıda diyeyim, en az eşit olmak üzere Türk vatandaşlarına yönelik de çalışmalarımız oluyor. Yani onlara da
çeşitli meslek edindirme kurslarımız oluyor. Evet, yani orada lafa öyle başladık, söze öyle başladık ama o yani daha fazla sayıda Türk vatandaşına desteğimiz oluyor. Yani toplum yani merkezleriniz nerede? Şu an Gebze'de var. Hı hı. Ama tüm Kocaeli'ne hizmet veriyor. Yok, diğer ilçelerde de açmayı düşünüyor musunuz? Yoksa bir tane olması yeterli mi şu an için? Veya hangi şartlarda? Diğer ilçelerde faaliyet gösteriyor. Yani o mekan olarak, idari bina olarak Gebze'de. Ama işte İzmit'te de bir kurs açıyor, geliyor, derslerini veriyor eğiticilerimiz. Kursiyerlerimizi belirleyip, yani o konuda bir şeyimiz yok. Bir Karamürsel'deki vatandaşımıza da gidip şey yapabiliyoruz, ders demeyeyim, işte kurs verebiliyoruz. O noktada bir sınırlamamız yok. Sayın Pay, Kızılay Başkanı olarak ne zaman tamam biz artık yeteri kadar hem gönüllümüz var, hem kanımız var, hem desteğimiz var, hem yardımcılarımız var dersiniz? Yani yurt içinde faaliyetlerimiz var. Yurt içinde bununla beraber işte Gazze'deyiz. Yani en şeyimiz. Yani dünyada inşallah... Yok, hedefiniz ne? Hedefiniz ne? Kocaeli Kızılay Başkanı olarak hedefiniz nedir? Hedefimiz az önce söylediğim Kocaeli'de aç ve açıkta insan kalmasın, yapmasın. Hedefimiz bu. Peki efendim, şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Ekran sizin. Diyelim ki Kocaeli halkından Kızılay Başkanı olarak İbrahim Pay olarak ne istiyorsunuz? Buyurunuz efendim. Evet. Bu Kızılay hepimizin. Yani sağcısı, solcusu diye ayırmayalım. Güçlü Kızılay, güçlü Türkiye demek. Güçlü Kocaeli güçlü Türkiye demek. Yani vatandaşımızdan, hemşerilerimizden Kızılay'ımızı desteklemelerini bekliyorum. Herhangi bir soru işaretleri, küskünlükleri oluşmasın. Oluşursa gelsinler, faaliyetlerimize katılsınlar, şubemizi ziyaret etsinler, birlikte bir çayımızı içelim. Anlatalım istiyoruz. Yani neticede bu Kızılay, bu milletin bir değeri. Biz bunun tarih boyunca ufacık bir aralığında, bizde üç dönem kuralı vardır. Yani 9 sene maksimum bir kişi başkanlık yapar Kızılay'da. Yani o bir noktada bir olaya, bir şeye küsüp de darılmasınlar Kızılay'ımıza. Hep birlikte kuvvetlendirelim. Darıldığını mı düşünüyorsunuz vatandaşlarımızın? Yok. Kesinlikle de, yani bu işte sosyal medyada çeşitli tweetler atılıyor. Onlardan bahisle bu ifadeyi kullandım. Yoksa teveccühleri için teşekkür ediyorum Kocaeli halkımızın. Bize de bu fırsatı sunduğunuz için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz. Çünkü insana dokunmak ve insana bir şeyler verebilmek gerçekten çok zor. Çünkü o insanın, karşınızdaki insanın ne kadar alacağını bilmiyorsunuz. Evet. Ne istediğini de bilmiyorsunuz. İşiniz zor. Gerçekten Rabbim kolaylık versin. Bir de can söz konusu olunca, evet, can ve kan söz konusu olunca olay daha başka diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik ve Kocaeli Kızılay Başkanımız Sayın İbrahim Pay konuğumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve TV41 ailesi olarak sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı ve güzel günler diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar.